Sevgili gençler merhabalar. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Konumuz ekler. Şimdi eklerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilindiği üzere ekler ikiye ayrılır. Çekim ekleri ve yapım ekleri olmak üzere. Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmezken yapım ekleri eklendiği sözcükten yeni sözcükler meydana getirir. Dolayısıyla yeni sözcük yapmış olur. Bunu örnekler üzerinde görerek temel farkı, yapım eki ile çekim eki arasındaki temel farkı birlikte görmüş olalım. Şimdi sözcüğümüz göz sözcüğü. Göz anlam olarak organ anlamı verir. Buraya yazıyoruz. Şimdi ekleri tek tek incelemeye başlayalım. Gözler deyince organ anlamında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş. Gözlerim deyince yine organ anlamında bir değişiklik meydana gelmiyor. Gözlerimin deyince yine organ anlamında herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor. Dolayısıyla bu sözcükler eklendiği sözcüğün anlamında bu ekler eklendiği sözcüğün anlamında bir değişiklik meydana getirmediği için çekim ekidir. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Göz organ anlamı veriyordu. Gözlük eşya anlamına dönüştü. Gözlükçü meslek ya da kişi anlamı verir. Dolayısıyla bu ekler eklendiği sözcüğün anlamını ne yapmış? Değiştirmiş. Dolayısıyla bunlar yapım ekidir. Yine gözlükçüden deyince meslek anlamı ne yapıyor? Devam etmiş oluyor. Dolayısıyla bu ekte yine çekim ekidir. Şimdi biz yapım eki ve çekim eki deyince ilk olarak her zaman isimlere bakıyoruz. Fakat fiillerde de yapım ve çekim eki olduğunu bilmek zorundayız. Örneğin çıkmak sözcüğüne baktığımız zaman eşyaları dışarı çıkar deyince çıkmak, dışarı çıkarmak. Dolayısıyla yeni bir sözcük meydana getirmiş. Dolayısıyla yapım eki. Fakat sabahları dışarı çıkar deyince dışarı çıkmak, dışarı çıkar idi deyince burada da sözcüğün anlamında herhangi bir değişiklik meydana getirmemiş. Dolayısıyla çekim eki. Demek ki sözcüğün anlamında değişiklik meydana getirip getirmediğine ilk etapta ne yapmak zorundayız? Bakmak zorundayız sevgili gençler. Yine çıkardı derken burada kip eki olduğu için çekim eki. Burada da yine ek fiil olduğu için yine çekim ekidir diyoruz. Demek ki ekler konusunda sadece isimlere bakmamız doğru olmaz. Fiilleri de ne yapmamız gerekiyor? Hem yapım hem de çekim eki konusunda incelememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, ekler ikiye ayrılır demiştik. Birincisi çekim ekleri, ikincisi yapım ekleri. Peki çekim ekleri isimlere ve fiillere gelebildiği için çekim eklerinde kendi arasında ikiye ayırabiliriz. Birincisi isim çekim ekleri, ikincisi ise fiil çekim ekleridir. İsim çekim ekleri neler? Öncelikle genel olarak bunları inceleyelim. Bir, durum hal ekleri. İki, iyelik yani tamlanan eki. Üç, tamlayan eki. Dört, çoğulluk eki. Beş, eşitlik eki. Altı, vasıta eki. Yedi, ek fiil. Şimdi arkadaşlar bu konuya gelene kadar sizlerle şu konuları işlemiştik. Tamlama konusunda iki tane ek işledik. Tamlayan eki ve tamlanan eki. Daha sonra fiil çekiminde kip eklerini ve şahıs eklerini işledik. Devamında ise ek fiil konusunda ek fiilin eklerini işledik. Ve sonrasında da arkadaşlar fiilimsilerde ve fiilimsi eklerini işledik. Bütün bu ekleri şimdi ekler konusunda ne yapacağız? Tekrar ele alacağız. Dolayısıyla aslında birçok eki daha öncesinde ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. Şimdi isim çekim eklerini teker teker incelemeye başlayalım. Bir, durum hal ekleri. Şimdi neredeyse ilkokuldan itibaren ama ortaokul olarak kabul edelim. Ortaokuldan itibaren biz aslında hal eklerini işliyoruz. Bu hal ekleri nelerdir? İsmin e hali. Fakat bunun anlamı yönelme, yaklaşma halidir. ÖSYM hiçbir zaman sorularda e hal eki ifadesini kullanmaz. Ya yönelme ya da yaklaşma ifadesini kullanır.
Dolayısıyla bu ifadeleri ne yapmak zorundayız? Ezberlemek zorundayız. Şimdi yönelme E hali ikimiz arkadaşlar EA şeklinde karşımıza çıkar. Eve ve okula şeklinde bunu görebiliriz. Yani yönelme ve yaklaşma anlamı burada vermektedir diyebiliyoruz. Şimdi cümleye kattığı anlam yönüyle de bize bu ekler sorulabilir. Örneğin, akşama sizinle buluşalım derken cümleye zaman anlamı katmış. Gelirken kardeşine kitap aldı cümlesinde kardeşine derken aitlik anlamı katmış. Filmi izlemeye gittiler derken filmi izlemek için gittiler. Burada da amaç anlamı katmış görebiliyoruz. Fakat bu örneğe dikkat etmekte fayda var. Bazı arkadaşlar burada soruda geldiği zaman şöyle bir yanılgıya düşebilir. Hocam burada fiil var. Dolayısıyla fiil olduğu için burada hal eki yoktur. Daha doğrusu isim çekim eki yoktur zannına kapılabilirler. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar. Burada bir fiilimsi vardır. Ve fiilimsiler de artık isim kabul edildiği için isim çekim eklerini alabilir. Ve buradaki ekimiz de arkadaşlar hal ekidir diyoruz. Çocuklar sağa sola kaçışçılar derken burada da hal eki arkadaşlar ikileme yapmış. Evet. Şimdi diğer ekimize geçelim arkadaşlar. D hali bulunma hali. D, da, T, ta şeklinde kullanılabilir. Dolayısıyla burada bir ses olayı yani ünsüz sertleşmesi vardır ve ses bilgisi sorularında da karşımıza çıkabilir. Burada evde, okulda, sepette ve sınıfta örneklerinde bulunma anlamı vermiştir ama başka anlamlar da katabilir diyoruz. Misafirleri ayakta karşıladı derken cümleye durum anlamı katmış. Teneffüste görüşelim derken cümleye zaman anlamı katmış. Elde avuçta ne varsa satmıştı cümlesinde ikileme yapmış. Diğer örneğimize geçecek olursak ki burada dikkatli olmakta fayda var. Ahmet sınıfın en gözde öğrencisi derken bakın az önce arkadaşlar göz sözcüğünün organ anlamında kullanıldığını söylemiştik. Fakat burada göz, gözde, seçkin, sevilen, beğenilen anlamında kullanılmış. Dolayısıyla öğrenci isimdi, gözde öğrenci deyince de sıfat oldu ve D eki burada eklendiği sözcüğün hem anlamını hem de görevini değiştirmiştir. Yani eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır. ÖSYM bu örneği soru olarak karşımıza çıkardı, bize sordu arkadaşlar. Burada şöyle bir ifade kullanıldı. D'da eki aşağıdakilerin hangisinde eklendiği sözcüğün türünü görevini değiştirmiştir? Ve cevabımız da arkadaşlar bu örnekti. Burada dikkatli olmamız lazım. Bu hal eki değildir. Artık bir yapım ekidir. Ve D eki karşımıza yapım eki olarak da çıkabilir diyoruz. Şimdi ayrılma, çıkma hali diyoruz. Ve uzaklaşma hali. Yani den halinin 3 tane isimlendirmesi vardır. Ve ÖSYM bunlardan herhangi birini bize soruda sorabilir arkadaşlar. Evden, okuldan, sepetten ve sınıftan şeklinde den, dan, ten, tan kullanımı vardır. Yine burada bir ünsüz sertleşmesi karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Yine ses bilgisi olarak sorulabilir. Yolculuk için akşamdan hazırlık yaptı cümlesinde cümleye zaman anlamı katmış. Soğuktan elleri morarmıştı derken cümleye sebep anlamı katmış. Kıldan ince, kılıçtan keskin derken arkadaşlar burada da kıyas, karşılaştırma anlamı katmıştır diyoruz. Şimdi son hal, durum ekimize geçiyoruz. İ hali, yani belirtme ya da yükleme hali. I, i, u, ü şeklinde kullanılabilir ve eklendiği sözcüğü arkadaşlar belirtili nesne yapar. Demek ki burada belirtili nesne ifadesinden de anlayacağımız üzerine bu eki nerede kullanacağız? Cümle ögelerinde kullanacağız arkadaşlar. Şimdi belirtili nesne hemen kısaca bilgi vermek gerekirse neyi, kimi ve nereyi sorularıyla bulunur.
Burada aynı zamanda size kısa da olsa belirtili nesneyi anlatmış oldum arkadaşlar. Yine cümle ögelerinde bunu tekrar edeceğiz. Şimdi uzakta duran asma köprüyü işaret etti. Nereyi ya da neyi işaret etti? Asma köprüyü işaret etti derken, bakın sorularımıza da cevap vermektedir. Ahmet'i dün yolda gördüm derken, kimi gördüm? Ahmet'i gördüm derken yine kimi sorusuna cevap verdiği için burada iyi hareki yani belirtme hali vardır diyebiliyoruz. Elindeki kutuyu yere fırlattı örneğinde ise neyi yere fırlattı? Elindeki kutuyu. Dolayısıyla yine belirtin nesne yapmıştır. Yani iyi haleki burada kullanılmıştır diyebiliyoruz. Görüldüğü üzere aslında durum haleklerin çok zor ekler değildir. Fakat yine de dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bizi zorlayacak olan ekimize yani iyilik ekine geldik arkadaşlar. Çekim ekleri konusunda özellikle isim çekim ekleri konusunda bizi en çok zorlayacak olan ek iyilik ekidir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Biraz üzerinde duracağız. Sorularda da fark edeceksiniz. En çok bu ekle alakalı örnek soru size hazırlamış oldum. Şimdi iyilik eki aitlik tamlanan eki. Neden tamlanan eki dendiğini tekrarlayalım. Çünkü isim tamlamalarında nerede bulunuyordu? Tamlananda bulunan ekti. O yüzden bu eke ne diyoruz? Tamlanan eki diyoruz. Peki neden aitlik eki denmiş aynı zamanda? Eklendiği sözcüğün kime, kaçıncı şahsa ait olduğu anlamını verir. O yüzden de bu ekin diğer adı nedir? Aitlik ekidir. Şimdi örneklerimize geçecek olursak, arabam, benim arabam yani bana ait. Araban, senin araban yani sana ait. Arabası, onun arabası yani ona ait. Görüldüğü üzere arkadaşlar burada aitlik anlamı veriyor ve aynı zamanda ben aslında ne yapmış oldum? Bu yazmış olduğum sözcüklerle beraber bir isim tamlaması kurmuş oldum. Arabamız, bizim arabamız bize ait. Arabanız, sizin arabanız size ait. Arabaları, onların arabaları onlara ait. Benim evim, senin evin, onun evi. Yine arkadaşlar aynı mantıkla ilerlediğimizde bu eklerin yine iyilik eki olduğunu ve eklemiş olduğum sözcüklerle beraber bir isim tamlaması kurduğumun rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Demek ki iyilik ekini tespit ederken en çok neyden yardım alacağız? İsim tamlamasından yardım alacağız. İsim tamlamasını rahatlıkla buluyorsak iyilik ekinde herhangi bir problem yaşamayız arkadaşlar. Şimdi örneklerimize geçelim. Sorunun cevabı çok basittir. Şimdi cümleyi okuduğumuzda dikkat ederseniz arkadaşlar sorunun cevabı. Burada bir tamlama karşımıza çıkıyor. Sorunun, burası tamlayan eki olur. Sorunun cevabı, burası da iyilik eki olur. Dolayısıyla tamlamayı yakaladığım anda eki de ne yapmış olacağım? Yakalamış olacağım. Evet, sildiğim zaman ekin ne olduğunu şimdi daha iyi ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Fakat isim tamlaması yoksa, şimdi bu örnekte şunu gördük. İsim tamlaması var. İsim tamlaması varsa işimiz kolay dedik. İsim tamlamasını buluyorsak iyilik ekini de rahatlıkla bulabiliriz. Fakat isim tamlaması yoksa işte burada dikkatli olmamız gerekiyor. Az önce yapmış olduğum işlemi burada tekrarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Herkese kapım açık derken burada benim kapım anlamını verdiği için bana ait, benim kapım. Bakın aitlik anlamı da veriyor aynı zamanda. Ve yine de ben burada ne yapmış oldum? Bir tamlama kurmuş oldum. Tamlama kurduğum anda eki ne yapıyorum arkadaşlar? Rahatlıkla yine yakalayabiliyorum. Evet, ne derdin var derken aynı işlem, senin derdin diyorum. Yine bir tamlama kuruyorum ve bu ekin iyilik eki olduğunu rahatlıkla tespit ediyorum. Kardeşi dün yanıma geldi. Onun kardeşi diyorum. Evet, yine burası bir tamlayan, burası da tamlanan oldu. Dolayısıyla bu ek ne olacak arkadaşlar? İyilik eki olacak.
Şöyle bir tekrar edelim. Birincisi arkadaşlar, isim tamlaması varsa zaten iyiliği vardır. Bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. İsim tamlaması yoksa siz isim tamlaması yapmaya çalışın. Ve isim tamlaması yapabiliyorsanız iyilik ekini de rahatlıkla tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar iyi ekidir. Mesela iyi eki az önce hal eki olarak karşımıza çıktığını, iyi ekinin az önce hal eki olarak karşımıza çıktığını söylemiştik zaten. Ama iyilik eki olarak da karşımıza çıkmaktadır. Demek ki iyi eki karışma ihtimali olan bir ektir. Buna çok dikkat edip çok titiz davranmak zorundayız. Şimdi örnekler üzerinden bunu birlikte görmeye çalışalım. Gözlüğü kayboldu cümlesinde iyi eki gözlüğü kaybetti cümlesinde de yine iyi eki karşımıza çıkmaktadır. Şimdi az önce söylemiş olduğumuz kuralı hatırlayalım. İsim tamlaması varsa iyilik ekidir ya da isim tamlaması kurulabiliyorsa iyilik ekidir. Hemen bu işleme bakmak zorundayım. Gözlüğü kayboldu. Hemen isim tamlaması kurulabiliyor mu diye bakıyorum. Onun gözlüğü kayboldu. Evet, isim tamlaması kurulabiliyor. Dolayısıyla bu ek nedir? İyilik ekidir. Peki aynı işlemi diğer örnekte yapmaya çalışalım. Onun gözlüğü kaybetti diyebildik mi arkadaşlar? Hayır. Yani isim tamlaması ne yapamadık? Kuramadık. Dolayısıyla burada ne olacak? Hal eki olarak karşımıza çıkacak. O zaman tekrar edelim. İsim tamlaması kurulabiliyorsa, iyi eki için söylüyorum tabii. İsim tamlaması kurulabiliyorsa iyilik ekidir. İsim tamlaması kurulamıyorsa hal ekidir diyoruz. Peki diğer örneklerimize de bakalım. Su sesi güzeldir. Burada bir iyi eki var. Bu sesi biliyorum. Burada da yine bir iyi eki var. Şimdi arkadaşlar önce cümleyi güzel inceleyelim. Bu cümlelerde isim tamlaması var mı yok mu? İlk yapmamız, bakmamız gereken şey budur. Su sesi dedik arkadaşlar. Burada bir belirtisiz isim tamlaması var. O zaman isim tamlaması varsa ne ekidir? İyilik ekidir. Ama ne tamlaması dedik arkadaşlar? İsim tamlaması. Peki bu sesi biliyorum derken burada isim tamlaması değil ama ne tamlaması var arkadaşlar? Bir sıfat tamlaması var. O zaman sıfat tamlaması varsa buna ne diyeceğiz? Hal eki diyeceğiz. Bunu şöyle kodlayabiliriz. İsim tamlamasındaki iyi eki iyilik ekidir. Sıfat tamlamasındaki iyi eki hal ekidir arkadaşlar. Yine bunu aşağıdaki örnekte tekrar görmeye çalışalım. Yakacak yardımı dediğimiz zaman, şimdi yardım isim. Ne yardımı? Yakacak yardımı. Bu da isim oldu. Dolayısıyla İsim olduğu için burada bir isim tamlaması vardır. Bu ek ne ekidir? İyilik ekidir. Fakat gelecek günleri derken günler isimde hangi günleri? Gelecek günleri. Burası sıfat oldu. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? Bir sıfat tamlaması var. Dolayısıyla bu ek ne olacak? Hal eki olacak. Yani burada aslında hem sözcüğün türünü bulmuş oluyoruz hem eki tespit etmiş oluyoruz. Yine aynı şekilde burada yine sözcüğün türünü buluyoruz hem de eki tespit etmiş oluyoruz. Bakın sıfat tamlamalarında şöyle bir ifade kullanmıştım. Sıfatın olduğu her yerde ne vardır? Sıfat tamlaması vardır. Bu pratik bilgiyi de asla unutmayın arkadaşlar. Sürekli kullanacak olduğunuz bir bilgidir diyoruz. Şimdi anne sözcüğü. Anne sözcüğü arkadaşlar isim. Annesi, onun annesi diyebiliyorum. Dolayısıyla ne oldu? İyilik eki oldu. Peki annesini deyince o zaman ikinci ek ne eki olacaktır arkadaşlar? Hal eki olacaktır. Burada şöyle bir bilgi de vermek istiyorum size. Hal ekleri iyilik eklerinden sonra gelir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tekrar ediyorum. Hal ekleri iyilik eklerinden sonra gelir. Şimdi yine bir pratik bilgi vermek istiyorum. Eğer kullanırsanız çok harika bir bilgidir. Unutmazsanız soru çözerken size ne yapacak? Çok pratiklik kazandıracak arkadaşlar. Hemen şöyle diyorum. S kaynaştırma harfini gördüğünüz her yerde
iyelik eki vardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü S kaynaştırma harfi sadece üçüncü tekil şahıs iyelik ekine gelir. Evet, tekrar ediyorum. Bakın hemen şurada göstereyim. Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil. Dolayısıyla S kaynaştırma harfi sadece nereye gelecek arkadaşlar? Üçüncü tekil şahıs iyelik ekine gelecek diyoruz. Şimdi buradaki kodlamalarımızı da bir tekrar ettikten sonra diğer ekimize geçelim. Tekrar edelim. İsim tamlaması kurulabiliyorsa iyilik ekidir. İsim tamlaması kurulamıyorsa hal ekidir. İsim tamlaması varsa iyilik ekidir. Sıfat tamlaması varsa hal ekidir arkadaşlar. Bunları unutmazsanız soru çözerken hata payınız minimuma inmiş olur ve hem hızlı çözersiniz hem de arkadaşlar konuda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi geçiyoruz üçüncü ekimize. Üçüncü ekimiz arkadaşlar tamlayan ekidir. Yani isim tamlamalarında nerede bulunur? Tamlayan kısmında bulunur. Peki eklerimiz neler? Ön, in, un, ün. Birinci şahıslarda ise im şeklinde karşımıza çıkar. İki sözcükte kullanılır. Örneklerini göstereceğiz zaten arkadaşlar. Şimdi kaynaştırma harfi alırsa da burada arkadaşlar nın, nin, nun şeklinde de yine kullanılabilir. Yani buradaki ilk harf ne olmuş olacak? Aslında kaynaştırma harfi olmuş olacak. Şimdi örneklerimize bakalım. Bilgisayarın kablosu kopmuştu. Bilgisayarın kablosu. Arkadaşlar kalemimi değiştireyim. Şimdi daha iyi görünmesi için arkadaşlar. Evet. Bilgisayarın kablosu diyoruz. Bilgisayarın kablosu. Burada bir isim tamlaması varsa demek ki arkadaşlar nerede kalmış oldu? Tamlayan kısmında kalmış oldu. Tamlayan kısmında kalırsa bu ek ne ekidir? Tabii ki tamlayan ekidir. Evet. İsim tamlaması varsa işimiz çok kolay. Bakın arkadaşlar, buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. İyelik eki ve tamlayan ekini tespit ederken en çok neyden yardım alıyoruz? İsim tamlamasından yardım alıyoruz. Yani isim tamlamasını bilmek bu iki eki öğrenme ve bulma açısından da çok önemli. Bu hediyeyi senin için aldım derken senin yine tamlayan eki. Bakın arkadaşlar, burada isim tamlaması kurmadı ama yine bir bağlama yaptı. Dikkat edin. Mesela birincilik ödülü Burcu'nun oldu. Şimdi burada da isim tamlaması yok. Ama isim tamlaması kurabiliyor muyum? Burcu'nun ödülü oldu. Bakın isim tamlaması kurabildim mi? Evet, kurabildim. O zaman yine isim tamlaması kurabildiğim için ne diyeceğim ben bu eke? Tamlayan eki diyeceğim. Yani yine isim tamlamasında ne yapmış olduk arkadaşlar? Yardım almış olduk. Şimdi şu sözcüklere dikkat edelim arkadaşlar. Benim, senin, onun. Bu şahıs zamirlerinde gelen ekler ne eki olacak arkadaşlar? Tamlayan eki olacak. Evet, burada örneklerini vermişiz. Şimdi biraz daha konuyu farklı boyutuyla da ele almış olalım. Şimdi im ekine bakalım. Benim evim. Şimdi arkadaşlar burada tamlayan, burada tamlanan. Senin evin tamlayan, burada da tamlanan oldu. Yani isim tamlamasından yine yararlanarak ekleri tespit etmemiz mümkün. Neden bunu söylüyorum? Çünkü im eki, bakın arkadaşlar, hem tamlayan eki hem de iyelik eki olarak karşımıza çıktı. Yine in eki hem tamlayan eki hem de tamlanan eki olarak karşımıza çıkabildi. O zaman bu ekleri ayırt ederken yine neyden yardım alıyoruz? İsim tamlamasından yardım alıyoruz. Yani tamlamanın neresinde kaldığına bakıyoruz. Tamlayanda mı, tamlananda mı? Bunu tespit ettikten sonra ekin hangi ek olduğunu bulmak çok kolay olur. Şimdi
Bakın inekini burada iki cümlede kullandım ve hangi ek olduğunu birlikte de bulalım. Yolun açık olsun derken burada dikkat ederseniz bir tamlama kurabiliyor muyum? Senin yolun tamlayan, tamlanan. O zaman ne ek olacak arkadaşlar? İyilik ek olacak. Peki bu taşlar yolun taşları. Yine bir tamlama kurabildim mi? Evet. Yolun taşları. O zaman ne ek oluyor arkadaşlar? Tamlayan ek. Şimdi tekrar eklediğim sözcükleri çıkardığımda ekin ne olduğunu rahatlıkla ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Burası önemlidir arkadaşlar, dikkat edin. Bakın iyilik eki, tamlanan eki ve iyi hal ekini tespit ederken en çok neyden yardım alıyoruz? Tamlamadan yardım alıyoruz. Evet, buradan sonraki eklerimiz çok basit eklerdir arkadaşlar. Sadece üzerinde durup geçeceğiz. Çünkü zaten bildiğiniz ve çok rahatlıkla bulabildiğiniz eklerdir bunlar. Fakat isimlerini bilmek zorundasınız. Yani isim çekim ekleri nelerdir dendiği zaman bunları sayabilmeniz gerekiyor. Çünkü soruyu pratik çözme adına bu gerekli arkadaşlar. Şimdi defterler, kalemler derken cümleye çoğulluk anlamı katmış. Çocuk ateşler içinde yatıyordu derken cümleye abartma anlamı katmış. 20 yaşlarında bir delikanlıydı cümlesinde civarında anlamı katmış. Akşam allerde toplanıyoruz derken işte bu örnek bizim için önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü burada akşam Ali Gil'de toplanıyoruz anlamı var. Aile anlamı katmış ve şöyle bir bilgi ekliyoruz. Lereki Gil anlamında kullanılırsa yapım ekidir ve dikkat ederseniz özel isme geldiği halde ben bunu ne yapmadım? Kesme işaretiyle ayırmadım. Neden? Çünkü özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Eğer bunu yapmış olsaydım bir yazım yanlışı yapmış olurdum. Sorularda karşınıza gelebilir ve gözden kaçabilen, dikkatten kaçabilen bir sorudur arkadaşlar. Sizi uyarıyorum. İsimlere gelen lereki gil anlamında kullanılırsa yapım ekidir arkadaşlar. Dikkat. Evet. Şimdi diğer ekimize geçiyoruz. Eşitlik eki CCA diyoruz arkadaşlar. Şimdi eşitlik eki bir defa soruldu arkadaşlar. Çok eski bir tarihte ÖSYM tarafından soruldu. O da cümleye kattığı anlam yönüyle. Soru olarak karşımıza gelme ihtimali sadece anlam yönüyle olabilir. O yüzden biz de anlam üzerinde duracağız. Dışarıda kardeşçe oynuyorlar derken burada işte eşitlik gibilik anlamı katmış. Yani kardeş gibi, kardeşe eş bir şekilde oynuyor. İşte ismini de buradan almış. Ama cümleye her zaman eşitlik anlamı katmak zorunda değil. Mesela bilgice hepimizden daha iyidir derken bilgi bakımından anlamında. Sınıfça pikniğe gittik derken birliktelik anlamında. Kurulca kararlar alındı derken kurul tarafından anlamında. Bence yanlış yapıyorsunuz. Bana göre, göre anlamında. Bunca parayı ne yapacaksın derken bu kadar parayı kadar anlamında kullanmıştır. Görüldüğü üzere eşitlik eki CCA cümleye katmış olduğu anlam yönüyle karşımıza çıkacaktır. Yani sadece anlamına bakmamızda fayda var diyebiliriz. Çok da önemli bir ek mi? Fikrimce değil arkadaşlar. Sadece isim çekim eki olduğunu bilsek yeterli. Şimdi bazı kaynaklarda vasıta eki sorusu karşımıza çıkabiliyor. O yüzden arkadaşlar ben de anlatıyorum. Normalde çok üzerinde durmuş olduğum bir ek değildir. Ve ÖSYM'nin de soracağını zannetmiyorum. Şimdi vasıta eki lela aslında ile sözcüğünün ekleşmiş şeklidir. Yani ile sözcüğü isimlere lela şeklinde geldiği zaman arkadaşlar bu vasıta eki olarak isimlendirilebiliyor. Yani şöyle diyebiliriz. Ek olarak sorulursa anlamına bakılır. Sözcük olarak sorulursa görevine bakılır. Örnek olarak şunları söyleyelim. Ahmet'le annesi çarşıya gitti derken burada birliktelik anlamı katmış. Ahmet annesiyle çarşıya gitti derken yine birliktelik anlamı katmış. Yani ikisinde de cümleye kattığı anlam aynı. Fakat
türüne ve görevine bakacak olursak arkadaşlar, Ahmet ve annesi çarşıya gitti derken burada ve anlamında kullanıldığı için bağlaç. Ahmet annesiyle çarşıya gitti. Burada ve anlamı taşımadığı için edattır. Tekrar ediyorum. Anlam ek olarak sorulursa anlamına bakıyoruz. Tür görev olarak sorulursa, sözcük olarak sorulursa da tür görevine bakıyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet, son isim çekim ekimiz arkadaşlar, ek fiil. Şimdi ek fiili aslında daha önce işledik arkadaşlar. Ek fiil konusunda ek fiil neydi? İdiymiş ise bir de ek eylemin geniş zamanı vardı. Ve iki tane görevi bulunmaktaydı. Neydi bu görevleri? Fiile gelirse birleşik çekim yapıyordu. İsimlere gelirse yüklem yapar demiştik arkadaşlar. Şimdi fakat biz isim çekim eklerini işlediğimiz için ek fiilin isme gelen görevi üzerinde duracağız. Dikkat edin. Çalışkan isimdir. Sözcük türü olarak. O zaman çalışkan idi. Çalışkan imiş. Çalışkan ise. Evet, bunlar bakın ek eylem idi, imiş, isenin bitişik yazılmış halidir. İsme geldiği için de ne diyeceğiz biz buna? İsim çekim eki diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ek eylemin bir de geniş zamanı vardı. Dikkat edelim. Burada kip eki olmadığı için direkt şahıs ekleri üzerinden ilerliyorduk. Çalışkanım. Değil mi? Çalışkansın, çalışkandır. Bunlar da yine nedir arkadaşlar? Ek eylem görevi üstlenmiş, şahıs eki olduğu için ve isme geldiği için aynı zamanda nedir? İsim çekim ekidir diyoruz. Demek ki isme gelen ek eylem aynı zamanda nedir arkadaşlar? İsim çekim ekidir. Şimdi İsim çekim eklerini arkadaşlar bitirmiş bulunmaktayız. Diğer başlığımız ise fiil çekim ekleri. Biz soru çözerken hep şu hatayı yapıyoruz. Çekim ekleri dendiği zaman sadece nedense isimlere bakıyoruz. Arkadaşlar çekim ekleri dendiği zaman fiillere de bakmayı asla unutmayın. Çünkü gözden kaçar ve soruyu kaybedebilirsiniz. O yüzden dikkat diyoruz. Şimdi fiil çekim ekleri nelerdir? Bunları yine ezberlemek zorundayız arkadaşlar. Birincisi kip ekleri, ikincisi şahıs ekleri, üçüncüsü ek fiil. Bunları daha önceki konularda size ne yaptım? Anlattım değil mi? Fiil çekiminde anlattım, fiil çekiminde anlattım ve ek fiil, ek eylem konusunda anlattım. Şimdi bir örnekle bu üç örneği ne yapalım? Size göstermiş olalım. Okumak fiildi, okuyor. Kip eki arkadaşlar. Okuyordu, ek fiil oldu. Okuyorduk derken bu da şahıs eki oldu. Görüldüğü üzere bir sözcükte ben ne yapabiliyorum? 3 tane fiil çekim ekini size örneklendirebiliyorum. Fakat hiç anlatmadığım bir fiil çekim eki var. O da bildirme ekidir arkadaşlar. Bu da yeni anlatacağım bir ektir. Şimdi şöyle kodlayalım. Fiillere gelen dır, tır ekleri. Yani dır, dir, dur, dür, tır, tir, tur, tür ekleri arkadaşlar fiil çekim ekidir. Ve cümleye değişik anlamlar katabilir. Şimdi bunları iki örnekle göstermiş olalım. Erken çıkalım. Toplantı başlamış. Bakın kip eki arkadaşlar. Başlamıştır. Gidebilirsiniz. Toplantı bitmiş. Görüldüğü üzere yine kip eki bitmiştir. Yani bu ekler ne ekidir? Fiil çekim ekidir. Fakat cümleye hangi anlamları katmış buna bakalım. Erken çıkalım toplantı başlamıştır derken cümleye ihtimal anlamı katıyor. Gidebilirsiniz toplantı bitmiştir cümlesinde ise cümleye kesinlik anlamı katmaktadır. Arkadaşlar ÖSYM bunu zannediyorsam anlam yönüne bir defa sordu. Fakat yine eski tarihte tır eki üzerinde şöyle bir soru da sordum. Soru şuydu arkadaşlar, genel bir karma dil bilgisi sorusuydu. Yani biraz dil bilgisini tarayan bir soru kalıbıydı. Ve şöyle bir ifade vermişti. Mesela başlamıştır örneğini ele alarak konuşalım. Mesela şöyle diyelim. Başlamıştır. Burada kip eki var. Şimdi bu ek
birleşik zaman yapar mı yapmaz mı şeklinde bir soruydu arkadaşlar. Ve o soruda da bu ek'in birleşik zaman yapmadığını söylemişti. Sebebi de şudur arkadaşlar. Çünkü birleşik zaman yapan ek bu ektir. Birleşik zaman, birleşik çekim yapan ek, ek fiildir. Dolayısıyla bu ek ondan farklı olduğu için burada birleşik zaman, birleşik çekim yoktur arkadaşlar. Şöyle de test edebilirsiniz bunu. Başlamış idir ya da bitmiş idir şeklinde kullanamadığımıza göre burada ek eylem yoktur diyebiliriz. Çünkü bu ek zaten ek fiilden farklı bir ektir arkadaşlar. Dikkat edin. Birleşik çekim yapan ek fiildir. Bildirme eki birleşik çekim yapmaz. Çünkü farklı bir ek. Buna dikkat edin. Böyle ya bir ya da iki defa, bir defasını kesin hatırlıyorum arkadaşlar. Ama iki defa da sorulmuş olabilir bir soru. Dikkat edelim. Şimdi birkaç tane birlikte örnek yapalım ve ekleri birlikte bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bu dizelerde aşağıdaki eklerden hangisine yer verilmemiştir diyor. Tek tek inceleyelim. Ağlamaktan ağlasam. Bakın arkadaşlar, fiil mi? Fiil. Ağlasam. Burada şart eki, yani kip eki var mı? Var. Ağlasam. Bu da şahıs eki mi? Şahıs eki. O zaman ne diyebilirim? Kip eki gitti arkadaşlar, değil mi? Mesela sesim. Sesim, benim sesim. Burası iyelik eki oldu mu? Oldu. Sesimi derken hal eki oldu mu? O zaman iyelik eki de gitti. Değil mi? Hal eki de gitti. Mesela duyar kip eki mısınız? Yine şahıs eki oldu. Mısralarım yine iyelik eki, hal eki oldu mısralarımda. Dokunabilir misiniz derken kip eki ve şahıs eki oldu yine. Gözyaşlarım gözyaşlar. Bakın arkadaşlar, bu ek ne oldu? Çoğulluk eki oldu mu? Evet, bu da gitmiş oldu. O zaman geriye hangi ek kaldı? Tamlayan eki kalmış oldu. Yani evet, tekrar kalan ekleri incelediğimizde gözyaşlarım iyelik, gözyaşlarıma hal eki, eller çoğul eki, elleriniz, sizin elleriniz yine iyelik eki. Bu da ne eki oldu arkadaşlar? Vasıta eki, lela olmuş oldu. Evet. Şimdi tahtamızı silelim ve diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki numaralanmış söylediklerden hangileri iyelik eki almıştır diyor. Evet. Doldursa içimi orada. Benim içim diyebildim mi arkadaşlar? Evet. O zaman iyelik. Peki baygın kokusu iğdelerin. Şimdi arkadaşlar burada iki pratik bilgiyi kullanabiliriz. Birincisi iğdelerin kokusu. Bakın burada bir tamlama var mı? Var. Burası tamlayan, burası tamlanan oldu mu? Evet. O zaman ne oldu? Burada iyelik eki vardır diyebilirim. Değil mi? Peki şimdi birinci buradan tespit edebiliyorum. İkinci pratik bilgim neydi? S kaynaştırma harfini gördüğünüz her yerde iyelik eki vardır diye yapıştırın demiştim. Biz de yapıştırıyoruz arkadaşlar. O zaman iğdeler, iğdelerin kokusu. Bakın tamlayan olduğu için bu da ne eki olacak? Tamlayan eki. Burada da çoğul eki var. Evet. Tadını kederin diyor, değil mi? Evet. Bilmese de tadını kederin diyor. Şimdi kederin tadı deyince yine bir tamlama çıktı mı karşımıza? Evet, çıkmış oldu. Kederin tadı. Evet, burada yine bir iyelik eki var mı arkadaşlar? Yine bir iyelik eki var. Dolayısıyla tespitimizi yapmış olduk. Bu her alemde deyince arkadaşlar. Evet. Şunu da iyice yazalım. Evet, alem, alemde. Burada sadece ne var arkadaşlar? D hal eki var. O zaman ne diyoruz? İyelik eki almış sözcükler 1, 2 ve 4 numaralı sözcükler. Yani cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Evet, tekrar yeni bir soruya geçelim. Aşağıdaki 6 çizili sözcüklerin hangisinde ın, in eki farklı bir işlevde kullanılmış? Arkadaşlar
In ekinin değişik işlemleri olabilir. O yüzden tek tek hangi ek olduğunu tespit etmeye çalışabilirim. Daha doymamıştık son yemişlerine yazın. Yazın yemişlerine, değil mi? Yazın yemişlerine derken burası bir tamlayan oldu mu? Evet, o zaman evet tamlayan ekidir diyoruz. Rüzgarların en ferahlatıcısı, rüzgarların ferahlatıcısı. Burası tamlayan, burası tamlanan oldu. Dolayısıyla ne ekidir arkadaşlar? Tamlayan eki diyoruz, değil mi? Şurayı silelim, karışıklık meydana getirmesin diye. Sonra masamın üzeri deyince, masamın üzeri yine tamlayan, dolayısıyla tamlayan eki oldu. Evet, bir yığın iş varken gezmeyi tercih etmiştim. Bakın arkadaşlar, burada yığmaktan yığın. Yığmaktan yığın derken sözcüğün anlamını değiştirdiği için ne olacak bu? Yapım eki görevinde kullanılmış olacak. Devam edelim. Herkesin cevap çıktı aslında, değil mi? Ama yine son örneğimizi de inceleyelim. Herkesin düşüncesine derken tamlayan ve tamlanan oldu. Herkesin düşüncesi. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlar? Burada yine tamlayan eki görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Evet. Yine diğer sorumuzu da birlikte inceleyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir soru. Yukarıdaki altısını eklerden hangisi diğerlerinden farklı görevdedir diyor. Bu sefer ekini sormuşuz. Evet, cümlelerimizi okuyalım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım. Değil mi? Evet. Ben bir ceviz ağacıyım. Burada arkadaşlar ek fiil görevinde kullanılmış, değil mi? Evet. Yapraklarım, değil mi? Yapraklarım, benim yapraklarım. Burada ne oldu arkadaşlar? İyelik eki görevinde kullanıldı. Tahammülüm yok derken benim tahammülüm yine iyelik ekinde. Mesela ne diyor? Yolcuyum bir kuru yaprak misali. Evet, burada da ne diyor arkadaşlar? Yolcuyum, ben anlamı verdiği için ek fiil. Şimdi arkadaşlar, burada güzel bir soru. Demek ki im eki benim anlamı verirse iyelik ekidir. Ben anlamı verirse şahıs eki, yani ek fiildir arkadaşlar. Yalnızlığım dayanacak gibi değildi derken benim yalnızlığım, dolayısıyla burada ne oldu arkadaşlar? İyelik eki oldu. Hangileri ve ikili sorulduğuna göre arkadaşlar 1 ve 4 ne yapıyor arkadaşlar? Farklı görev olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tekrar ediyorum. İm eki arkadaşlar ben anlamı verirse ek fiil şahıs eki, benim anlamı verirse iyelik eki. Şimdi bakalım sorumuz neyi soruyor bize? Aşağıdaki altı zili sözcüklerin hangisinde ı eki farklı görevde kullanılmıştır? Evet, çekim eki olarak kullanıldığında arkadaşlar ya iyelik ya da hal eki olduğunu söylemiştik. Burada neyden yardım alacağız demiştik? Tamamen tamlamadan yardım alalım. Ne demiştik? İsim tamlaması varsa iyelik ekidir. Sıfat tamlaması varsa hal ekidir. İsim tamlaması kurulabiliyorsa iyelik eki, isim tamlaması kurulamıyorsa hal eki. Şimdi bu pratik bilgiler eşliğinde sorumuzu çözelim arkadaşlar. Ne diyor? Baharda ağaçlardaki kıpırtıyı, ağaçlardaki kıpırdı bir sıfat tamlaması var mı arkadaşlar? Var. O zaman hal ekidir diyoruz. Geçmiş yılları derken yine bir sıfat tamlaması var mı? Var. Hal eki. Onun için kitap kapağı çok önemli. Kitap kapağı. Burada bir isim tamlaması var. O zaman iyelik eki. Aslında cevap çıktı ama diğer sözcükleri, cümleleri de ve sözcükleri de inceleyelim arkadaşlar. Kimseyle gazeteyi dahi paylaşmaz. Onun gazeteyi. Bakın burada tamlama yok. Ben tamlama kurmaya çalışıyorum. Onun gazeteyi diyebildim mi? Hayır. O zaman hal eki. Şoför aracı terk etmekte ısrarlıydı. Onun aracı terk etmek şeklinde isim tamlaması kurulabiliyor mu? Hayır.
O zaman ne diyorum arkadaşlar? Hal 2'dir. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? C seçeneği oldu. Evet, tekrar edelim. Sıfat tamlaması varsa hal 2'dir. İsim tamlaması varsa iyilik 2'dir. İsim tamlaması kurulabiliyorsa ya da kurulamıyorsa durumuna baktık. Bu iki seçenekte de isim tamlamasının kurulamadığını gördük. Dolayısıyla bu sözcüklerde de hal 2 olarak kullanılmıştır diyoruz. Ve arkadaşlar, en çok zorlanacağınız kısımlar size örneklendirmeye çalıştık. Şimdi diğer dersimizde arkadaşlar yapım eklerini işleyeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Anlattığım konuyu güzelce tekrar edin. Ve tekrar ettikten sonra konuyla alakalı mutlaka bol bol soru çözmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, evde kalın, sağlıkla kalın.